Girdik mi oğlum? Alfiyet sahne dedim oğlum. 3, 2, 1 bilmem ne falan bir şeyler yapacaktınız. Şekiller şükürler. Ee, bir de uyarı geldi abi. Çok e, kötü kötü şeyler anlatıyorsunuz dediler. Çocuklara... Kendi yalan ana! Kendi kere şeyle kim diyor lan? Abi üst yönetim diyor. Ben üst yönetim bu... kim? Gelsin oğlum buraya. Kim lan üst yönetim? Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bayım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee... Nasıl Güzel açık ya. 3-2-1 desin o falan tamam. desin. Yani ee, Oğlum bir şey desin. Şey yapar mısınız? Bize? Hayır, bir Hayır beyim bir Hocam. şey. 2-1 kayın. Haa. Buyurun Nihat Bey. Bu sefer sen açmak istemez misin? Tabii oğlum. Hoş geldiniz oğlum. Bilgi Deryası'nın yeni bölümlerine. Abiniz Nihat ve ben Deniz'le beraber size yani bilgiler bilgiler bilgiler. İnşallah kafanızı bilgiyle dolduracağız. Buyurun Nihat Bey. Evet. Bugünkü konumuz evet meslekler. Aa meslekler yardım gerçekten evet. çok önemli bir gerçekten çocuklar aman ha yani seçim yapacaksınız hayatınız boyunca artık onun şey olacaksınız. Çok önemli meslekler. Gir oğlum anla. Ee, evet ama istediğinizde tabii ki meslek ve kariyerinizi değiştirebilirsiniz. Oğlum, Belli değiştiremiyorum, bir... değiştiremiyorum. Bir saatten sonra kilitlendiğin meslekte kalıyorsun. Ömrüm çürüyor gidiyor. Ondan sonra diyorsun ki vay feleğin yeşil köşkü. Genç ömrüm böyle geçti diyorsun. Falan, falan yaşları Ama ha! çocuklar gençken bunu yaparım. Kafama atar şunu yaparım. Olmaz oğlum. Bir yere kilitlenirsin, Artık memurum oluyorsun özel sektörde mi bir şey yapıyorsun falan ömrün çürüyüp gider. Onun için meslekler önemli. Evet. Ben... Çevremizde en sık gördüğümüz yani. meslekler nelerdir? Dolandırıcı oğlum. Hayır değil. Oğlum yer gök dolandırıcı oldu. Telefonu açıyorsun. Alo ben e, komiserim bilmem ne emniyet terörden arıyorum diyor. Vay bilmem ne sen o paranı istiyor. E, sokağa çıkıyorsun. E, yer gök dolandırıcı oğlum Abi ya. Hayır öyle değil. E, çevremizde en çok gördüğümüz meslek e, doktorluk, mühendislik, belki çevrede gördüğümüz, sokakta gördüğümüz manavlık, kasaplık evet, gibi evet. birçok meslek, meslek var. Oğlum. Şimdi meslekleri şöyle ayrı oğlum. Çocukların kafasını say say bitmez meslekler. Meslek çilingiri var, şoförü var. Evet. Falan filan bir şey, bir şeyler var. Bir devlet kapısı. Şimdi onu bir ayıralım oğlum yani bir devlet kapısı. Evet memuriyette bir meslek sayılır. Ha, oğlum devlet kapısı önemli mesela doktorlar da öyle yani devlete girdi miydi? Adam şimdi devlete giriyor oradan ma maaşı yatıyor. Hep muayene de açabiliyor oradan da maaşı yeter falan. Çift çiftli gibisin ama bunlar çok değil. bu sadece doktoru falan filan gibi. E, ama o çocuklar bakın devlet kapısı. Bu bir önemli ha sigortanız yatar. Yani akmasınız, kokmasınız, e, güçlü büyümezsiniz falan ama işte bir maaşınız gelir, yaşlandığınızda sigortanız olur, ölüm önemli. Önemli oğlum sigortası olur, bakılır bu olur ama yani bir tane evi alamazsınız da alır gibi yaparsınız. Alın da keyfini süremen çocuklarına kalır. Böyle bir memuriyet var. E, öğretmen Memur olabilirsiniz. <laughs> Zabıta, polis, hakim, savcı... Oğlum artık öğretmenliğin bir şey kalmadı. Eskiden diyorduk ki öğretmen kalın, öğretmen kalın. öğretmenlerin maaşları tırbızlık bir şey oldu yani. Öğretmen oluyor akşama kadar. Aa, ben de öğretmendim oğlum. Yıllarca ben niye bıraktım sektörü de geldim böyle YouTube, YouTube kanallarına düştüm. Yetmiyor oğlum yetmiyor. Ya buradan öğretiyor işte. Neyse öğretmenlik, yine de saygı değer, selamlar öğretmenim. Baş öğretmen Atatürk'e de selam, herkese selam. Evet. Öğretmenlik saygı değer bir gibisine. E, memuriyet var. Oğlum onun seviyesi önemli. Düşük memurlar. Oğlum memuriyet artık sıkıntı ya. Niye? Oğlum tane sigortan var maaşın yatıyor falan ama kaç otuz para yerini bilemiyor. Ee, evet. Aaa! Evet. Bürokrat falan oğlum onlar vazgeçtiler. Ee, oğlum onlar ki Anlatayım oğlum? Hayır, ee, en nihayetinde e, insanlara kamu hizmeti vermek bir şereftir değil mi? Şeref, şeref Çok şerefli bir şey, kamu hizmeti gibi he. İki... Özel se sektör. Özel sektör, özel sektörde sıkıntı oğlum, özel sektör. Ben bir ara girdiydim adamı vallahi it gibi çalıştırıyorlar. Yani sen ne iş yaptın ki özelde? Oğlum... Ben çok iş yaptım ya. Bu tamam. yaz, yazhaneleri ben batırınca... Özel sektörde ha. de yapabileceğiniz birçok meslek var. Karıştırmadan düzenli gidelim. Tamam. De, devlet kapısı. Özel sektörde ne vardı mesela? Ee, özel sektöre mühendis olarak girebilirsiniz. Ee, bütün bu saydığımız meslekleri özel sektörde de yapabilirsiniz. Çünkü artık e, doktorluğu bile özel sektörde yapabiliyorsunuz. Yapabilirler doktorluğu da. Özel sektör... Oğlum özel girişimcilik değil mi özel sektör? Ee, Eğrenci ise... sektörü mesela o bir meslek değil mi oğlum? Ee, hepsi. Eğrenci sektörü. Evet. Oğlum Koca Ankara'nın bir kısmından ekmek yiyor. Onun ee, e, ayakçısı, taksicisi, kapıda duranı komisip. E, evet. Mesela. Eğlence Bak. sektörü de çok önemli. Mesela Endüstri, kültür oğlum. sanat, e, tiyatro, e, opera, bale, bunlar da eğlence sektörüne dahil edilebilir şeyler. Oğlum operada kim eğleniyor oğlum? Ne anlatıyor çocuklar kafada? Pavyonları bu anladık artık geri geldi. Neyi pavyon anlatacağım burada? Oğlum. Hayır öyle değil. Genelde şey meslek oğlum onlarda akşam açıyorlar sabaha kadar langlar. Kaşıkçıları var o var. E, müzisyenleri, takçileri işte çalışan kadınları şunları bunları. Koca bir sektör yani. Çalışan kadınlar. O da saygı değer oğlum. Kamu yönetimi de saygı değer dedin falan filan dedin. Onlar da saygıyı hak etmiyor mu oğlum? Hak ediyor tabii ki. Selam olsun. Selam duruyorum oğlum size. Ee, bütün e, işletmeciler ve ve e, müzisyenlere de buradan e, selam gönderiyoruz. E, herkese şey de gönder, herkese gönderdin mi? E, evet, işletmeciler ve mühendis şeyler. Emekçi kadınlara da gönderelim. Evet, oğlum. emekçi kadınlar. E, evet. Şey, şey anlatmayak ya mana gibi bakkal makkal mana bakkalı ben bir özetleyeyim bu mana bakkal çakkal telefon bayisi falan gibi meslekleri var ya çocuklar onlar boş beleş işler. Nasıl boş beleş? Işte? Oğlum şöyle şöyle. Şimdi adam e, devlete girmeye çalışıyor. Kafası basmıyor. E, torpil bulamıyor. Giremiyor. Vay özelden şunu yapayım diyor. Koşturuyor. Olmuyor. En son diyor ki bakkal olayım. Oğlum öyle öyle. Ne yapayım? O da bakkal olmuş. Ben zaman Ne yapayım? Ne yapayım? Onu yapayım. Bunu yapayım. Şuraya koşturayım. Vay bizim bir tane emmoğlu vardı. Onunla biz bir iş çevirecek yapamıyor. E diyor elma satayım. Bu tip mesela telefoncular. Telefoncular sokağa falan oluyor ya böyle. böyle telefoncular. Evet telefon aksesuarlı. Telefoncular aksesuar bunlar gerçekten mesela adam iç serseri. Ee, sokaklarda böyle her gün iç köpek arkadaşlarıyla geziyor. Anası diyor ki oy 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 oğlum diyor serseri şey, şey, oldu falan. Şu oğlanı bir işe sokamadık diyor. Babası ki defasına gelsin köpek çalışmadı falan diyor. En son anası diyor ona bir şey yapak diyor. Kadın bir parayı adamla birleştirip oğlanı bir telefoncu açıyorlar. Telefonculuk bu oğlum. O mal gene oradan dik 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 elinde telefonla oynuyor. Buyurun ha, abi ben sana kapak vermeyeyim de falan diye mal mal takılıyor. Ee, e, evet esnaflık ve kobilik de baya geniş. Kobi bas oğlum. Nasıl? Mesela beyaz eşya kobileri onları iyi oğlum. Onların altında pasatları masatları var yani. Vizyonun Ko pasat değil mi? Ne? Vizyonun pasat değil mi? En fazla o. Hiç Mercedes falan hayal edemiyorum. Bir hmm. Çocuklar mesleğe gideceğiz. Ama şu bir önemli konu. Senin vizyonu dinleyebilir miyim Nihat'cığım? Abi öyle değil. Bir... Yok yok yo, yo, Nihat'cığım ben vizyonsuz bir adamım. Ne olursa benim... Bir... Sus oğlum! Benim vizyonum Passat. Senin vizyonunu bir dinleyebilir miyiz? Abi dedin ya beyaz eşyalıcılar, Passat... Elini böyle li 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 yapmadan şey yaparsan. Abi bak işin nereye gittiğini biliyorum. Özür dilerim. Vizyon... Çok özür dilerim. Lütfen. Yok oğlum ben senin vizyonunu merak ettim. Arkadaşlar vizyon meslek önemli Nihat abiniz. O kadar vizyonlu ki vizyondan kafasını nasıl çıkan. Buyurun Nihat abileri vizyonunuzu anlatın. Nihat abisinin vizyonu da yan, benim yanımda böyle lili li, li yapmak. Bu muydu oğlum vizyonu? Youtube'da lili li, li yapıyorsun. Abi çok ayıp ediyorsun ama bak valla çok ayıp ediyorsun. Eline ben kafayı takıyorum Nihat. sen... 10 kere sana dedim şu eli, elini ne oğlum? Abi bak bana vurma. Oğlum benim kolumda bir sakatlık var abi. <laughs> oğlum benim kolum çıktı. <laughs> ben buna kolum çıktı. Bak sinirlenme dedim sana ben hala. Oğlum ben... bu ne? Abi. Yo biraz oy oynatınca hafif bir sızı oluyor da sinirden çıkıyor benim abi evet. İyi misin? Sinirden kolumu çıkardın oğlum. Tamam abi sakin ben sana dedim abi özür dilerim dedim devam edelim dedim. Özür... Oğlum sinirden kolumu çıkardı. Tamam özür dilerim ama Passat biraz kötü bir araba ya ondan dedim yani. Oğlum ne güzel araba baslım mı geliyor on numara şey garantisi ya, var otobanda yapıştırdım mı diyor. Ya mafya arabası gibi ya ondan sevmiyorum. Ya ben işte. tak, ben oğlum işte seviyorsanız seveyim bilmem ne araba falan diye. Senin videonun neydi onu gene o konulara girmeyeyim. Peki yükselen meslekler, trend meslekler neler? Neler? Mesela içerik üreticiliği Aa, son yıllarda yükselen bir meslek. Evet oğlum içerikler mesela biz de bir içerikçiyiz. Evet biz Bilmiyorum. de dijital bir platforma içerik üretiyoruz. Evet Doğru oğlum biz hem size şimdi vay açalım dahi alalım tecrübelerinden faydalanalım diyorsunuz. Biz size böyle bir Nihat abine hizmet veriyoruz. Siz de böyle izliyorsunuz, like'layıp yüklüyorlar. orada mı para geliyor oğlum? Ee, Like'tan mı para geliyor? Like'tan kaç lira geliyor oğlum? Çok para gelmiyor herhalde. Bunun dışında yazılım ilerisi Aa, için inanılmaz o, önemli bir meslek. Bu adam işi. Çocuklar yazılım, dudulum öyle vay telefon açtım geçme tarladım lelele yaptım falan değil oğlum. Yıllarca okuyacaksınız. Neydi yazılım? Evet birden fazla dili olan bir meslek. Her zaman e, Adam için... bilgisayar oğlum. Bilgisayarı çözmüş adam. Bilgisayara bir, bir sıfır diyor, bir şey yapıyor. Oradan basıyorsun, bir şey çıkıyor falan. Manyak manyak şeyler yapıyor. Bu adam kazansın. Bu adam kazansın evet. oğlum. Bu adam ömrünü vermiş yani. Evet doğru. Ee, bunun dışında ileriye dönük mesleklerden evet. birkaçı da yatırımcılık olabilir ya aa, da ekonomiye aa, dair bir şeyler ya. olabilir. Yatırımcılık. Adı güzel meslek. Herkes yapamaz. Evet çünkü bir takım sermaye olurum. ihtiyacınız abi, var. Rantçılık. Öyle değil mi oğlum? Rantçılık biraz riskli abi. Doğru oğlum. merkezi yapamaz rantyılı. Aa o hayır. Evet borsada da e, bir takım alım satım işlemleriyle para kazanabilmeniz Aa, mümkün. E, çalışmadan para kazanmanın yöntemleri. Buraya da ya çalışmadan para kazanma diye. Hayır öyle değil. Yine çalışıyorsun. Ya, çalışmadan para kazanma yöntemleri. Evet, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Çalışmadan para kazanma yöntemleri nedir mesela Nihat'cığım? Öyle bir şey yok. Yani borsada yapıyor olsanız bir takım rakamları takip edip ekranları sürekli güncelleyerek takip etmeniz gerekiyor. Oğlum. Çalışmadan para kazanmak... Var oğlum var. Mesela şeyler var. Böyle gördüğünüz bir haber geldi falan arsaya kapat. Manam manam. Manam <laughs> anlatalım. Bana ver. evet. Manavlar güzel oğlum meyve satar, armut satar, karpuz satar. Efendim 2 kilo karpuz üç lira sen üç lira verin, o parasını verir, bir şey bir şey olur manavlık. Bunun dışında tam olarak bir gelir elde edemese de ekonomiye inanılmaz katkısı olan ev hanımlarımız ya da ev insanlarımız var ha, diyebiliriz. Bu oğlum iyi mes bu zor meslek. Evet. Gençler bu zor meslek, ev hanımlıkla da kolay değil ha. Kadın sabah kalkıyor, kocasına kahvaltı yapan diyor, öf diyor, köpek herifi gönderiyor işe, zaten kadın, kadın ondan sevgisizlikten ömrü çürümüş, herif ona hiç sevgi göstermiyor. Evde sevgisizce yapılmış çocuklar var, sever gibi yapıyor ama of ömrümü de çürüttüm, sizde uğraşmaktan diyor, temizlik yapıyor, bir şey yapıyor, bilmem ne yapıyor. Gençken hayaller kurmuş, o hayallerin hiçbirini yapamamış, televizyonda bir şeyleri izliyor, saçma sapan, oradan başka bir şey yapıyor, akşam kocası geliyor, diye ona yemek yapıyor falan diyor, saçma sapan bir cinsel hayatları var, çok rezil bir hayat ya. Yazık bu ev katıklarına. Abi tamam. Ee, Yazık oğlum. Evi işi kolay mı oğlum? Damar gibi herifi besliyor. Büyük. Hayalleri vardı oğlum. Ev hanımlarının hayalleri vardı. Ver fırsat vermedi Evi, evin bütün koordinasyonunu ve yönetim sürecini takip eden ev hanımları Selam da... Selam olsun. Da kralı. Mefsen evet. kralı kolay değil. Melahat sana da selam gittin. Ama kralı seni üzülsem affola. Oğlum alkol beni şimdi burada. Masal, Masal saati. Masal saati. Ling 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 ling. Şimdi çocuklar biliyorsunuz biz şimdi saygılı insanlarız bu derya gibi adam. Maşallah. Derya ya. gibi adamla ben elimizden geldiğince size tanıttık. Geleceğinizi şekillendirmeye çalıştık. Şimdi masallarda şey var oğlum bu yüzüklerin efendisi. 1 iki üç kral dönüşü kale kaleye gidiş geliş bir şeyler bir şeyler. Şimdi bu, bunu ben niye anlatıyorum vay dayı dayıca kendini bozdu meslek anlatırken yüzüklerin efendisine girdi diyebilirler. Hayır. Oğlum yüzüklerin efendisi dramatik olarak aslında meslekleri ne olarak? Dramatik olarak anladım. Meslekleri anlatan bir masal deryası. yüzüklerin efendisi orta dünyada geçer. evet oğlum, fantastik, manyak bir derya ya. Derya gerçekten. Tolkien. Evet, Tolkien. Tolkien mu? Yok. Tolkien Tolkien. Bir şey, bir şey Tolkien. Evet. Bu ekmeğini yemedi ha. Nasıl? O kadar adam yazmış 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 yazmış. Öldükten sonra filmi çekildi falan. Torunu morunu zengin oldu. Bu böyle mal gibi öldü. Neyse. para Kitapta çok para yok. Aa, aman ha çocuklar. Yazarlık mesleği. Yazarlık, mazarlık yapın. Hobi olarak evde yazın, çizin bir şeyler yapın da zor işleri yani. Öldükten sonra çocuğunuz para kazanır gitsin he. Gelelim deryaya. Şimdi efendisi neydi oğlum? Şimdi Tabi, bir sürü peki. millet varız ve orklar var, çirkin çirkin yaratık gibi elfler var. Vay kulaklar uzun, kendileri uzun, ahıllar, seksi'ler falan filan. Bir de insan var. Bir de hobbitler var. A ya o var. Yer, yer cücele, mantar gibi evlerde yaşıyorlar. Cüce gibi bir şeyler ara ahrar ahrar geziyorlar. Evet. Ayakları kocaman hastalık olmuş. Ayak gut hastalığından ayakları kocaman. kendileri öyle bir şey. Bir de oğlum Allah evlerden ırak cüceleri var. Ümit Ümitözat gibi. Ümit Özat'ı küçült. Ümit ne Oğlum <laughs> Ümit küçült. Aynı onun gibi. Küçük küçük Ümit Özat'lar düşüyor. <düşün. gülüyor> Abi olur böyle şey. E, cüceler madencilik yaparak. Bir küçük var. Ondan sonra vay bir tane şoran var. Yarık bir alev. Vay vay bu ne yapmıştı? Evet. dağıtmış Sonra tekrar toplayayım da ben bir... 9 ee, tane düşmüş. güç yüzüğü. Ya, var. Herkes birbirini... Abi. Oraya, birbirini şey yapmak istiyor. Ee, gücü elinde tutmak ve <laughs> bütün dünyaya hükmetmek istiyor <laughs> e, Sauron. Sauron değil. Sauro. Onun yancıları var. A Aydan Aydan Sanayi odalara selam olsun size de. Aydın şey, orada sana adam sanayi kurduruyor. Orklara endüstriyel devrim yaratıyor. Çarklarla falan efendime söyleyeyim diyorlar ki oğlum it, it, gibi dağlarda gezmeyin. Gelin size şöyle bir fabrika kuralım. Maaşınızı verelim. Efendime yediğiniz, içtiğiniz, yemeğiniz belli olsun falan gibisin. He? Öyle bir şey kuruyor. Eklatı çok da kötü adam kalan değiller. ederek bir fabrika kuruyor ve orada erslerden ve orkları karıştırarak uruk hayileri yaratıyor değil mi? Neyse ne. Evet aynen öyle gibisin he. Ya önce bir şunu bir sonunu anlatayım. Sonra mesleklere dönelim. Ya yani bunu çok hızlı anlatayım 3 bölümü. Olur. On saniyede. Olur. Oğlum işte elfler var, orklar var, insanlar var, işte güç yüzü var, bu yüzü de yok etmezsek bunu hangi seme yok edebilir? Aa Fıra da yok edebilir galiba, o kafasız yok edebilir çünkü onun çok içinde hırs yok diyorlar. Veriyorlar, ooo macera macera macera. Savaş 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 savaş. Diyor, Mifer divinde binlerce kişi geliyor. Bir tane kollum çıkıyor, iyi kıymetli kıymetlimiz, o yüzük benimdi falan. Ay o yüzüğü alamazsın, alırsın alamazsın falan filan, onunla mücadele falan derken en sonunda yüzüğü atıyorlar. mutlusun. Şimdi böyle bir hikaye. Neyse bunu geçelim mesleklerle bağlantısını anlatalım. Burada belli ırkların belli yaptığı meslekler var. Ha, oğlum işte bravo lan. Tam anlatmak istediğim yere geldin. Evet. Oğlum size küçükken şey üretirler. Vay kafanızı açık tutun. Büyüyünce istediğiniz şey yapabilirsiniz. Yalan! Gimli, o cüce gimli. Evet. Ne yapacak madencilikten başka? Eee, savaşçılık yapabiliyor, askerlik yapabiliyor. Savaş. Oğlum bir metre adama kim onu uzman çavuş yapar? Uzman çavuş bile olmaz oğlum bir metre boyu var anca işte madencilik yapar. Doğru meslek. En azından ekmeğin oluyor oğlum, madencilikte de güzel para var. Adam ona gönül indirecek, çalışacak, tüccarlar öyle. Şimdi bu şey var, Gandalf Bunak var. E, Gandalf da e, hikayedeki e, büyücü. Ha, ha, Hacı hocalığa sarmış, o ondan da bir iş var. Gittiği köylerde vay, iyileştiririm, iyileştirir, iyileştirir hesabı, bilmem ne yaparım. Küçük e, gösteriler de, yaparak, müzikçi, gösteri bir anlatıcı e, ya, olarak... Ağzından osuruyor, götükten konuşuyor, bir şeyler yapıyor, o da ekmeğini öyle yiyor. Evet, elfler var, elfler toplayıcılıkla hayatta o, kalıyorlar. Oğlum elfler zaten... Onların oğlum hem götü güzel hem geldi güzel. Onlar çalışmasa da olur. Onlara çalışan şok oğlum, Onlara insanlar bak el titriye el götüne götünde geziyorlar. Efendime söyleyeyim. O, herkes onlara zaten meftun. En güzel yerleri de almışlar. Şey gibi, İsveç gibi bir yer. Evet günümüze muadil bir yer düşünürsek öyle. Evet, e, doğru. İsveç gibi. Vay diyorlar hmm, herkes barış içinde yaşasın falan. E kolay oğlum sen ormanda şelalenin altında barış içinde yaşasın. Orklar gibi böyle cehennemin dibinde yaşasan Sen de savaşçı olurdun. Kimse bunu sormuyor. İsveç de mesela öyle. İsveç Orta Doğu'da olsaydı İsveç mi olurdu? E zaten Orta... Vay gibi. o İsveç'in hali ne oğlum? İsveç'in haline Giren çıkan belirsiz olurdu. Abi gelecekte zaten öyle olacak. Sarı sarı mülteciler gezerdi oğlum İstanbul'da. Yüzüklerin <laughs> Efendisi'nin finaliyle sen bitir. Ben oradan ne öğrendik kısmını evet. şey yapayım. Ee, hırsına yenik düşen Gollum'la birlikte yüzük Mordor Dağı'nda yok ediliyor ve evet. bütün bir orta dünya kurtuluyor. Evet. Ne öğrendik bu masaldan? Arkadaşlar herkes kendi kapasitesine, tipine, şekline göre meslek seçilse mutluluğu bulamasanız da hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Evet. Öyle değil aslında bizim dünyamızda mesleğinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bunu da bir dipnot olarak koyalım mutlaka. Lan Ne Neden değiştirebilirim mesela? Sen şimdi Nihat'cığım sen dedin ki ben vay efendim şey olacağım. Ünlü bir tane e, şarkıcı olacağım dedin. Buyurun bakayım nasıl olacaksın? Hayır öyle değil. İstediğin başka bir mesleği yapabilirsin anlamında diyorum. Mesela sen şimdi... oyunculuk istiyor musun? Yani çok istediğim değil ama yap yaparım yani. Ne yapan oğlum ne yapan bu dökülmüş saçlarla ne yapan ben bu ama güdük ne yapacağım? Ne kadar ayıp bir şey söylüyorsun benim dış görünüşümle ilgili. Ben senin dış görünüşle ilgili bir yorum yapıyor muyum? Senin yapabilirsin oğlum. Ama yap buyur yap ama, buyur yap. Ama, buyur bak ama da yap. E, bitti o zaman. Bitti bitti. Haydi bay bitti. Tamam. Ama maymunu gene koymuşlar. Gene anlatmadık maymunu. Ne anlatacaksın abi yeter. Valla yani.